Evet merhaba. E, bu beşinci videomuz zannediyorum. E, altıncı videomuz. Blok şifrelemelerden Wagner Cypher'ı anlatmıştık. Blok şifrelemelere saldırı için geliştirilen bir yöntemden bahsedeceğiz. Kasiski saldırısı. Kasiski saldırısı blok şifrelemelerdeki blok boyutunu bulmak için kullanılan yöntemlerden birisi. E, i̇lkel şifrelemelerde işe yaradığı gibi gelişmiş şifrelemelerin bazısında da işe yarayabilir. E, bilgisayar kavramlarından gene bakacak olursak Wagner şifrelemesi için şöyle düşünün. Bir mesaj var elinizde. Burada işte rastgele bir mesaj verilmiş. Altında da bir e, anahtarımız var. Wagner Cipher nasıl çalışıyordu? Her bir harf için anahtarla o, orijinal mesajdaki harfi toplayıp sonucunu Cypher Text olarak üretiyordu. Şimdi bu üretme işlemini yaparken Kasiski saldırısı şunu söylüyor. Diyor ki üretilmiş olan mesajda, üretilmiş olan sonuçta e, bulduğun tekrarlı noktaları yakalamaya çalış. Yani tekrar eden noktalar yakalıyorsan, cipher text'te üretilmiş olan şifreli mesajı tekrar eden yer yakalıyorsan o yakaladığın yerin katı kadardır. Yani mesela 9 karakterde bir yakalıyorsan ya 3'tür ya 9'dur blok boyutu. 12'de yakalıyorsan 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 2 olabilir veya 12 olabilir blok boyutu. <laughs> Dolayısıyla Kasiski saldırısı bize şunu söylüyor. Şifreli mesaj üretildikten sonra burada bir şifreli mesaj üretseydik, üretilmiş olan şifreli mesajda tekrar eden yerler ki bunlar orijinalle şifrelinin tekrar aynı şekilde denk geldiği noktalar olacak. Bunun katı şeklinde ee, blok boyutunu bulursun diyor. Bu blok boyutu bulunduğu vurduktan sonra saldırı artık kolaylaşıyor. Çünkü o blok içinde bir frekans saldırısı yapılabilir. Wagner için tabii. Wagner çünkü ilkel bir şifreleme algoritması ve frekans saldırısıyla çözülebilecek bir yapı. Ama Wagner'ı çözmek için ilk yapmamız gereken şey blok boyutunu bulmak. İşte blok boyutunu bulmak için de Kasiski saldırısını kullanabilirsiniz.